Güzel şeyler duymak için Edebiyat Podcast. Mustafa Uysal. Merhaba, bugün bir film değerlendirmesi yapalım. Benim çok ilgimi çektiği için bu filmi konuşmak istiyorum. Cennetten gelen çocuk, Boy from Heaven ya da Violet Min el Cenne gibi isimleri var. Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak böyle servis edildi. Şimdi bu filmi biraz konuşacağız ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Spoiler istemeyen lütfen dinlemesin. Çünkü bu podcast'te bu filmle ilgili spoiler da olacaktır. Dolayısıyla filmi izlemeden önce bu podcast'i dinlememenizi tavsiye ederim. Uyarımı yaptım. En baştan söylüyorum. Bu konuşmada spoiler olacak. O yüzden de filmi izledikten sonra dinlemeyi tercih edebilirsiniz ya da Zaten filmin spoiler verilecek kısımları da çok fazla hani filmin gidişatını etkileyecek şeyler değil. Filmin ana kurgusu, mesajları bir cinayet filmi ya da polisiye bir film olması, gerilim filmi olması ee, hani kim öldürülmüş kim öldürmüş gibi e, spoilerlarla çok ilgili değil ben zaten o kısımlarıyla çok da ilgilenmeyeceğim ama yine de baştan belirtmiş olacağım burada spoiler olacak e, o yüzden de dikkatli dinlemenizi ya da dinlememenizi tavsiye ederim. Cennetten gelen çocuk filmini geçenlerde izledim. Genelde şöyle yaparım, iyi filmler seçmeye çalışırım izlemek için. Bu da onlardan bir tanesi oldu, bir arkadaşımın tavsiyesiyle izledim ve evet izlediğime pişman olmadığım filmlerden birisi. Fakat beni çok üzen filmlerden birisi oldu. Sahiden çok üzüldüm film bittiğinde. Hatta insanı depresyona sokacak kadar üzücü bir film. Neden bir polisiye dram filminden insan bu kadar üzülür? Bizi anlattığı için elbette. Yani bilmiyorum. Yani çok 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 etkilendim filmden. Kendimi izlemek gibiydi kendi yaşadığım dünyayı izlemek gibiydi biraz. O yüzden etkilenmiş olabilirim, bilemiyorum. Fakat kafam çok karma karışık oldu, üzüldüm, depresyona girdim hatta öyle diyeyim, abartarak söylüyorum depresyon kısmını. Fakat nihayetinde yani olmaması gereken şeyleri gördüm, olan şeyleri gördüm. Öyle söyleyebilirim. Cennetten gelen çocuk filmi Tarık Salih'in, Salih herhalde, yönetmenliğinde çekilmiş bir film. Tarık Salih Mısır asıllı İsveçli bir gazeteci, yazar, yönetmen aynı zamanda. Şubat 2023'te sinemalara girmiş bu film, İsveç, Fransa, Finlandiya yapımı. Gerilim dram tarzında 125 dakika sürüyor. Bu arada Cannes'da en iyi senaryo ödülünü de aldığını belirtmek isterim. Film gayet sürükleyici ve akıcı bir film. E, film e, evet Mısır'da geçiyor. El-Ezher Üniversitesi'nin odağında e, geçen bir film. E, fakat şöyle düşünüyor olabilirsiniz. El-Ezher'in odağında geçiyorsa sıkıcıdır. Çünkü dinden bahsediyor. Cinayettir, polisiyedir, dramdır. Bunun neresinde? Bekleyin e, anlatacağım birazdan. Fakat benim üzerinde duracağım şey bu değil. Yani polisiye olması, gerilim filmi olması gibi şeyler benim odamda olmayacak. Ben daha farklı bir yerden yaklaşacağım. Bir balıkçının oğlu filmimizin kahramanı Adem. Mısır'ın ve Sünni İslam dünyanın en güçlü dini merkezlerinden bir tanesi değil mi? El Yeser Üniversitesi. Oraya öğrenci olarak kabul ediliyor kendisi. Üniversitenin başında bulunan büyük imam ölüyor o kabul edildikten sonra. Bir gün tüm öğrencilerin gözünün önünde ölüyor hatta konuşma yaparken. Bu durum üzerine Adem kendisini bir anda cinayet ve entikalarla örülmüş bir casusluk ağının içinde bulunuyor, buluyor. Adem bu süreçte büyük imamın yerinin boşalmasıyla önemsiz biri olarak Mısır'ın en güçlü siyasal ve dini odaklarının güç mücadelesinde büyük bir rol oynayacağını fark eder diyor. Filmin kısa tanıtımı bu. Şimdi geçelim Filmin e, detaylarını e, Eser Üniversitesi'nin iktidarla kavgası üzerine bir yapım bu aslında din siyaset çekişmesinin çatışmasının merkeze alındığı bir yapım e, şey var e, arka planını okumaya çalışırsanız tarihi okumaya çalışırsanız bugünü okumaya çalışırsanız. İlginç bir sosyoloji ile karşılaşacaksınız filmde. Kendimizi izlemek gibi, kendimi izlemek gibi bu film o yüzden çok canımı yaktı dememin sebeplerinden bir tanesi de bu. Üzerinde duracağım o yüzden başlıklar halinde geçmek istiyorum. Bir balıkçının oğlu köyden seçilip gidiyor mu acaba? Yani biri gerçekten onu seçip mi gönderiyor oraya yoksa kendiliğinden gelişen bir başarı hikayesi mi? Çünkü e, balıkçı bir köyde yaşıyor Adem uzak merkezi ve cennet de orası zannederim hani cennetten gelen çocuk diyoruz ya filmin adı bu e, mu acaba diyorum yani seçiliyor mu acaba yoksa kendi başarısı mı e, bu filmde yine spoiler olacak kısımlardan bir tanesi köyün imamı da acaba bütün bu e, kargaşanın içinde olanlardan birisi e, bu soruyu da bize sorduruyor e, yine bir tane polis şefinin ağzından. Şimdi aile otoriter bir babanın kontrolü altında. Baba anne yok evde. Baba geçimini balıkçılıkla sağlıyor. Evde oğulları var. Bu Adem bizim kahramanımız, oğullarından bir tanesi okumayı seviyor, başarılı bir çocuk. Din alanında eğitim görmek için de Mısır'ın ve İslam dünyasının en seçkin üniversitelerinden olan El Esere davet mektubu alıyor. Bu davet mektubunu da köyün imamından alıyor, köyün imamının eliyle alıyor. Bir zaman saklıyor tabi bunu. Babası izin verecek midir acaba? Sonrasında babası evet izin veriyor. Hatta. Gururla gönderiyor onu. Ez, ez her şehir yani rektörü öyle değilim anlamanız için ölüyor ve yerine yenisi seçilecektir. Olay bunun üzerinde dönüyor. Ezher şeyhinin ölümü ve yeni şeyhin seçimi olay neden bunun üzerine dönüyor birazdan da bahsedeceğim ama din siyaset çekişmesinden bahsetmiştik yine bu minvalde e, var şimdi senaryoda bir boşluk olduğunu ben düşündüm neden çünkü e, çocuk özel seçilmiş getirilmiş ise şeyhin öleceği önceden belli miydi hani şeyh ee, öksürerek e, ölüyor yani uzun süredir e, süren bir hastalığın neticesi al, olduğu anlaşılıyor ölümünün zaten yaşı da epey var. Dolayısıyla şeyhin ölümü bekleniyor da çocuk seçilmiş gönderilmiş mi muhbir olması için bunu da bilemiyoruz fakat bir soru işareti olarak zihnimize kazınmış oluyor filmle birlikte bir cümleyle özellikle. Zaten filmin sonunda da çocuğun köyüne döndüğünde köyün imamına bakışının da bunda etkili olduğunu söyleyebilirim. Ben de böyle bir etki bıraktı. Fakat senaryoda bir boşluk olarak görülebilir. Çünkü şeyhin henüz ölmediğini, ölmeden böyle bir planlama yapıldığını biliyoruz. Dolayısıyla bu bir senaryo boşluğu olabilir mi, olamaz mı? Filmi izleyenlerle konuşmak isterim açıkçası. Siz eğer izledikten sonra bu podcast'i dinliyorsanız yorumlarınızı alabilirim. Olaylar Mısır'da geçse de e, Müslüman ülkelerin durumunu maalesef acı biçimde önümüze koyuyor. Yani olaylar evet Mısır'da geçiyor. Mısır'ın çarşılarında, Mısır'ın eğitim yuvalarında, Mısır'ın askeri teşkilatında, Mısır'ın polis teşkilatında, Mısır'ın siyasal yönetiminde, Mısır'ın köylerinde evet geçiyor. E, olaylar evet hepsi tanıdık. Yaşananlar evet hepsi tanıdık. İnsanların davranış ve tavırları, inanç biçimleri evet hepsi tanıdık. E, sanki bütün Müslüman ülkelerde yaşanan şeylerin Mısır'daki özetinin film olarak bize sunulması gibiydi. Zaten canımı acıtan tarafı da burası maalesef. E, Mısır'da geçiyor olaylar ama... İstanbul'da da geçseydi çok farklı olur muydu bilemiyorum. Kendime bu soruyu soruyorum. Yani bu film e, konusu itibariyle İstanbul'da geçseydi elbette hani bir e, üniversite bağlamında ya da bir dini e, kurumun siyasetle çekişmesi bağlamında olaylar birebir örtüşmezdi. Ama yine de orada dönen bütün entikalar orada dönen şeyler, orada dönen e, davranış biçimleri, olay örgüleri benzer miydi? Evet maalesef benzerdi. Dini bölünmüşlükler var. Dini gruplar üzerinden süren bir eğitim var. Eserin avlusunda, iç avlusunda diyelim ya da avlusunda diyelim kısaca. Hocaların grup grup ders vermesi, her hocanın farklı bir ekolü, farklı bir düşünceyi benimseyip öğrencilerine anlatıyor olması. Yani gerçekten böyle midir? Tam olarak işleyişi nasıldır? hala işte avluda oturup insanlar ders mi görmektedir? Elbette yani derslikleri de var güzel bugünkü modern anlamda. Fakat avluda da geleneksel klasik şeyler devam ediyor mudur bilmiyorum. Gidip gördüğüm ya da hakkında çok bilgim olan bir yer değil. Fakat tasvir edildiği kadarıyla böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tunus'ta Zeytuniye Camii'ne gittiğimde orası da bir eğitim kurumu zannederim aynı zamanda. Orada da aynen böyle hocaların o geniş cami içinde bir direğin dibinde etrafında e, insanların olduğunu onlara bir şeyleri anlatıldığını gördüm. Zannedelim devam ediyor bu tür şeyler. E, fakat vurgu yapmak istediğim şey şu. Her hoca kendi görüşünü anlatıyor. Her öğrenci hocayı göre dersini seçiyor ya da hocayı tercih ediyor. Bunun gibi şeyler aralarda bize veriliyor filmde. Terör grupları üzerinden acayip göndermeler yapılıyor bu arada. El-Kaide üzerinden, işte Daesh üzerinden, terör grupları üzerinden diyorum burayı bitirdim. İhvan üzerinden burasını ayrı olarak söylüyorum. Ve değişik e, hani Müslüman grupları üzerinden anlatılmış olaylar. Oradaki gruplaşmaların, öğrencilerin gruplaşmalarının, e, hocaların gruplaşmalarının da e, verilmeye çalışıldığını görüyoruz sahne sahne. E, terör grupları üzerinden göndermeler biraz daha ağırlıkta. E, onların da birileri tarafından kontrol edildiğini bize yansıtıyor film üniversite içinde hocaların durumuna dair ayrıntılar verilmiş. İşte bir hocanın evli olduğu halde yardım ettiği ya da şöyle söyleyelim evini temizleyen hizmetçinin kızıyla yaşadığı şeyler ondan işte evlilik dışı çocuğunun olması üniversitedeki hocaların kola yiyip işte <laughs> Amerikan kültürü olan yiyeceklerle beslenmesi onları sipariş edişinin gözümüze sokulması filmde yani bir batı hayranlığının bir Amerika hayranlığının oraya da sirayet etmiş olduğunu biz bize film özellikle e, ara ara gösteriyor. E, üniversitedeki hocaların durumlarına dair epey sahneler var fakat hepsini konuşabilecek vakitte yok zannederim. 975 yılından beri var biliyorsunuz eser sünni bir güç olarak e, var olmaya devam ediyor. Yani dinin e, bazı şeylerinin belirleyicisi belirleyicisi olduğunu söyleyebiliriz. Orası sahiden de hani önemli bir kurum ve özellik mücadelesi veriyor kendi içinde. Hükümetin de El-Ezher Üniversitesi'ni ele geçirme mücadelesi var. Din-siyaset çatışması dediğim detaylara yavaş yavaş giriyorum bu bölümde. Ezher Üniversitesi'nin şeyhinin ölümünden sonra... Onun yerine geçebilecek adaylar var e, üniversitede hoca olarak. E, bu adaylardan hangisi seçilirse e, Mısır hükümetinin ya da devletinin işini daha çok kolaylaştırır. Hangisiyle daha uyumlu çalışır demiyorum. Mısır hükümetinin görüşlerini e, halka hangisi daha iyi yansıtır? Hükümetle halk arasında bir köprü aynı zamanda eser. Çünkü hükümetin yapmak istedikleriyle halkın inançları uyuşmadığında eser burada belirleyici konumda ve dolayısıyla hükümet de kendi işine yarayacak bir şeyin seçilmesini istiyor. İşte bu alandan sonra. Polisiye olaylar ortaya çıkıyor. Hükümetin istihbarat müdahalesini görüyoruz oraya. Ve ilginç gelişimler burada yaşanıyor. Cinayet sonuçta cinayet işleniyor ve bu cinayetten sonra çok daha acayip istihbarat faaliyetlerinin yapıldığını görüyoruz. Köyden yeni gelmiş Adem birden bu istihbarat ağının ortasında buluyor kendini. Hani cennetten gelen çocuk olarak bu adem yani bize madem anlatıldığı filmin adıyla birlikte çocuk aslında cehennemde buluyor kendini e, fakat şöyle e, haksızlık olur yani esere cehennem demiyorum burada belki filmin göndermelerinden birisi bu fakat şöyle okunabilir mi e, köy bir cennettir ...hiçbir şey bilmezsiniz... ...merkeze dair, yönetime dair... ...dinin kontrolüne dair, siyasetin kontrolüne dair... ...Taşra bir cennettir... ...Taşra'dan çıkıp geldiğinizde... ...büyük şehir... ...yönetimin merkezi... ...dinin merkezi... ...aslında olayların karmaşıklığıyla... ...bir cehennem hayatını yaşamaktadır... ...ya da yeni gelenlere yaşatmaktadır... ...böyle bir göndermesi var mı filmin... ...evet böyle bir göndermesi... ...var... ...devletin verdiği gücü kullanıyor mesela... taraf bir tarafta dinin kendisine verdiği akademinin kendisine verdiği gücü kullanıyor Bu iki gücün sürtüşmesi arasında taşradan gelenler öğrenciler biraz da eziliyor ve kullanılıp atılıyorlar böyle bir e, sunum yapmış oluyor film bize aynı zamanda kahramanımız köyden çıkıp geliyor Evet bir safiyaneliği var saf bir çocuk olarak e, Hani en azından şunu söyleyebiliriz Mısır'ın sokaklarında daha uyan uyanık öğrencilerle birlikte gezdirilmesi, etrafa bakışı, büyük şehrin gece hayatı, büyük şehrin gece hayatına saf saf bakması, sonrasında olayların onu içine çektikçe hemen birden uyanışa geçmesi ve o bütün kurnazlıkları bellemesi, muhbir olarak kullanılıp atılması süreci, ölümle tehdit edilmesi, ailesinin ölümle tehdit edilmesi. Yani bütün bu olaylar Mısır'dan, Mısır'ın bir köyünden çıkıp gelmiş olan Adem'i uyandırıyor. Birden zekasını bütün bu karmaşada evet o da kurnazlıkla kullanmayı öğreniyor. Çok hızlı biçimde uyandırıyor demek ki olaylar bazen insanları. Polisiye bir macera filmi gibi dursa da çok aşağılayıcı aynı zamanda hani canımızı acıtan acıtan tarafı da bu zaten bize ee, bizi anlatıyor ee, bizim yaşadıklarımızı anlatıyor Müslüman topluluk olarak ee, bir polisiye maceranın içine sıkıştırılmış sosyolojik eleştiri mi ee, yoksa e, hani Mısırlı ama İsveç'te doğmuş büyümüş bir gazetecinin, bir senaristin, bir yönetmenin İslam dünyasını aşağılaması mı? İkisinin arasında sorularınız var gidip geliyorsunuz filmi izledikten sonra. Fakat bu bir aşağılamaysa, bu aşağılamanın ne kadarı bizim suçumuz, ne kadarı onların suçu? Yani Batı'nın bir Müslüman yönetmen eliyle bizi aşağılaması olarak okunabilir mi? Biz bunu hak ediyor muyuz? kendimize bu soruları sordurtuyor. Bana bu soruları sordurttu özellikle yani filmin can yakan tarafları burası. itiraz edeceğimiz yerler var. Evet, bu hayır hayır bu böyle olamaz. Biz bu değiliz demek istediğimiz yerler var. Fakat Evet maalesef biz biraz da bu yüz dediğimiz yerler var. E, bu yüzden de filmi e, yani e, evet ya yani can acıtan bir film. Bu yüzden beni e, sarstı bu film. Bu yüzden etkilendim filmden. Film şöyle evet canınız sıkılmadan 125 dakika boyunca izleyebileceğiniz bir film. E, devamlı kötülüyormuşum gibi anlatıyorum da film e, bir film olarak sinema. ...sinema açısından değerlendirildiğinde... ...şu sayeden güzel kurgulanmış... ...evet senaryo çok hoş... Ee, ...orada gördüğünüz şeyler... ...evet e, sinema yöntemi... ...güzel kullanılmış... E, ...fakat verdiği mesaj... E, içer ...içerdiği olaylar... E, ...işte yani bunlar... ...hep maalesef olumsuz şeyler... ...bizim açımızdan olumsuz şeyler... ...eserdeki eğitim hayatına dair... ...çok fazla bir detay yok filmde... ...dönersek oraya tekrar... ...yine de hani yurt odaları... ...eserin avlusu... ...öğrencilerin tavırları... ...işte bir öğrencinin... ...kaçak sigara içmesi, sigara satması... ...dışarıdan getirilen yiyecekler... ...dönen şeyler... ...hiç mi iyi bir şey yok... ...elbette güzel şeyler de var... ...fakat bizim odağımız hani olumsuzdan yana... ...filmin odağı da zaten o... Hocaların farklı düşünceleri ve ayrışmaları da vurgulanmış burada aynı zamanda. Hocaların birbirleriyle mücadeleleri de vurgulanmış. Birileri bir başkasının ayağını kaydırmaya çalışıyor. Farklı gruplaşmalar oluşmuş din siyaset mücadelesi yani oradaki öğrencilerin de hocaların da ilgi alanında yani çok da habersiz değiller bu mücadeleden. Çok da dışında değiller. Pek çok muhbir öğrencinin var olduğunu görüyoruz. Hatta hocaların bazılarının istihbarat örgütleriyle birlikte çalıştığını görüyoruz. Devletle birlikte, hükümetle birlikte çalıştıklarını görüyoruz. Çok ilginç mücadelelere tanık olacağız o filmle birlikte. Cennetten gelen çocuk ismi evet ilginç bir detay olarak bahsetmiştim. Bütün bütün bu kurgunun üzerine e, Taşra'nın cennet mi olduğu konuşulabilir biraz. Hayır ya yani Taşra da sonuçta bir cennet değil arkadaşlar. Evet, belki büyük şehrin, devletin bütün işlerinin döndüğü merkezin, dinin bütün detaylarıyla anlatıldığı yerlerin çok karmaşık olması, biraz kaotik bir yapısının olması, yani ayak oyunlarının dönmesi, karanlık işlerin oralarda dönmesi, evet, bir cehennem gibi fakat Taşra da öyle çok masum bir yer değil. Cennetten çıkıp gelmiş bir çocuk olarak tasvir edilse de Taşra da çok masum değil. Yani bu, bu yönüyle söylemek lazım. Ee, neresi cennet, neresi cehennem biraz karmaşa. Fakat filmin gidişatı, polisiye bir gerilim olması bunun böyle adlandırılmasında etkili olmuştur diyebiliriz. Şimdi... Bütün bunların üzerine hani halkın her şeyden habersiz olması ve yönetimde devletin, dinin, gücünün çatışıyor olması, e, halkın bundan bir haber olması, e, halkı masum mu yapar sizce? Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani halkın da bunda büyük etkisi var. Çünkü e, halkın inanç sistemi e, kurgulanabilir bir şey olarak görünüyor. E, yani insanlar, yönetimdekiler, dinin güç alanları, siyasetin güç alanları halkın bu yapısını çok rahat kullanıyor. Halk cahillik mi diyelim ona bilmiyorum. Hayır cahillik demek çok bana aşağılayıcı bir şey olarak geliyor. Halkın bu var olduğu, içinde var olduğu durumdan rahatsız olmaması kullanılabilir olduğunun farkında olmaması e, ve bunu da aşma çabasına e, hiç girişmemesi. Ya bir yandan da şunu görmek lazım. E, mesela köy hayatı anlatılırken bir balıkçı köyünde onların e, devletin gidişiyle, dinin ilerleyişiyle, toplumsal yapının gittiği yerle ilgilenebilecek mecelleri yok zaten. Bir de bu tarafı var işin. Şimdi din ve devlet mücadelesinden söz eden bu filmde layıklık vurgusu elbette hiç yapılmamış. Zaten gereği de yok çünkü Mısır'dan bahsediyoruz. Devlet neden dini kontrol altına almak ister sorusu sorulabilir mi bu film izledikten sonra? Bu filmi izledikten sonra evet sorulabilir. Peki yüzyıllara varan bir Müslüman toplum, Müslüman idaresi, Müslüman devlet anlayışı Getirdiği bu günümüzde bizim layıklığı konuşmamız bu film üzerinden olabilir mi? Evet, konuşulabilir. Aslında bu film üzerinden layıklık bile konuşulabilir. Burada hani layıklık iyidir. O yüzden layıklık olsaydı bu mücadele olmayacaktı gibi bir sonuç çıkaramam, çıkarmam da çünkü böyle bir sonuç çıkmaz diye düşünüyorum bu film üzerinden. Fakat bunu soru olarak gündemimize alabilir miyiz? Evet. Peki layık bir Mısır olsaydı da bu mücadele yine olur muydu? Hayır elbette olmazdı. Fakat bakın bütün bunları konuşmak gerekiyor. Bu bunun üzerinde çok durmayacağım. Belki bir başka konuşmanın konusu olabilir. Şimdi Cennetten gelen çocuk filmi izleyin. Ben tavsiye ediyorum izlemenizi kesinlikle izleyin. Oturup birlikte izleyin. Bunun üzerine film okumaları yapın hatta. Yani bu elbette şey. Bu konuda çalışmış olanlar, bu konuda biraz daha bilinçli bakanlar bunu yapsınlar. Yoksa bir polisiye film olarak izlenebilir mi? Elbette izlenebilir. Ben yine bu konuyla ilgi duyanların, okumalar yapanların bu filmi odaklarına alıp üzerinde konuşmalarını izledikten sonra tartışmalarını tavsiye ediyorum. Bu yönüyle de ilgi çekici bir film olmuş, canımızı acıtan bir film olmuş. Evet böyle cennetten gelen çocuk umarım izlemeden önce yani spoiler yeme kaygısı falanla bunu izlememiş dinlememişsinizdir bu konuşmayı baştan uyarmıştım o yüzden içim rahat bir başka podcast'te görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Güzel şeyler duymak için Edebiyat Podcast Mustafa Uysal